Bir taraftan bakınca kütüphanelerde sessizlik konusunda kuralları Oxford Üniversitesi 1412'de koydu diye bilinir. Okuma kültürü Avrupa'dan tüm dünyaya yayılmış gibi görünse de inanç medeniyetimiz ise ilk ayetin tebliğinden itibaren bizi okuma kültürüne hazırlamıştır. Hatta sadece sessizliğe değil, tefekküre de teşvik etmiştir. Sevinsin açıp soran alacağı cevaptan. Kitaplar var herkese, her çeşide, her çaptan. İçlerinde sevgine karşı sevgi bulursun, çarpan bir yürek çıkar cansız sandığın kaptan. Böyle devam etmişti Arif Nihat Bey şiirine. Malumunuz Türkiye'de 1964 yılından itibaren Mart ayının son pazartesi günüyle başlayan hafta kütüphanecilik ya da kütüphane haftası olarak kutlanıyor. Haftadan amaç okuma alışkanlığını, zevkini geliştirmek, kitap sevgisini arttırmak, okuyucuların kitaplardan daha çok faydalanmalarını sağlamak, kütüphanelerde uyulması gereken kuralları öğretmek, halkı kütüphanelerin gelişmesi için bilinçlendirmek, kısacası okuma kültürünü teşvik etmek. Şimdi selamlama konuşmalarını yapmak üzere Din Yayınlar Genel Müdürü Doktor Sayın Fatih Kurt Bey'i kürsüye arz ediyorum. Kitabi bilgi olarak değil, yaşadığım, doğduğum, büyüdüğüm bölgeden bir anekdotla devam edeceğim. İskenderiye kütüphaneleri Bergama kütüphanelerinin kendilerine rakip olduğunu düşünerek papirüs kağıtlarının satışını yasaklayınca, tam anlamıyla Bergama'ya ambargo uygulayınca parşömen adı verilen kağıt icat edilmişti. Ve kütüphaneler böylelikle dolup taşmaya devam etmişti. Ama diğer yandan Arap Yarımadası'nda 2000 yıllık bir temrinle gelişim gösteren edebiyat, belagat, fesahat gibi ve hatta onlardan etkilenen söz söyleme sanatları kitapları kütüphaneden çıkararak alimin ilmine tevdi etmişti. Kitlesel ayaklanmalar, savaşlar çok sayıda kütüphaneyi, resmi ya da özel arşivi yok etti. Birinci Dünya Savaşı sırasında bir Alman birliği Varşova'da devlet arşivlerinin tamamına yakınını ortadan kaldırdı. İkinci Dünya Savaşı sırasında bu kez Berlin'de 350 bini bombalamalarla toplamda 650 bin cilt kitap kayboldu. 1992'de iç savaşta Saraybosna Milli Kütüphanesi, 2003 yılında Irak işgali sırasında da Bağdat Milli Müzesi yağmalandı. Bugün diğer yandan bakmaya çalışınca hangi yöntemle olursa olsun gittikçe büyüyen kütüphanelerimiz var ve olmaya devam edecek. Hem kütüphanelerimiz var hem de kitapların raflarda tozlu kalmasına mani olan, vesile olan, sebeplenen okurlarımız var. Başkanlık Kütüphanesi'nden en çok ödünç eser alan 3 okuyucumuza hediye takdim edeceğiz. Kütüphane bir bina, duvarları kitaptan, kitaplar davet, her rafta, her dolaptan. Uzattığı eserden sen memnunsun, ben memnun, kütüphaneci memnun işlediği sevaptan. Biz de ayrı sayılmaz bir kitap bir mihraptan ki Uğuldar Kubbemiz oku diyen hitaptan diye şiirini bitirmişti merhum şair. Ama programımız devam ediyor. Kültürel Değişim ve Kütüphaneler başlıklı konferans için Profesör Doktor İhsan Çapçıoğlu hocam aramızda. Kendilerinden kısacık bahsedecek olursak,